Üçüncü lema. Bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkunlukları ise aklın düsturlarını, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve müraat etmediklerinden bu üçüncü lema mantık mizanları ile tartılmamalı. Bismillahirrahmanirrahim kullu şeyin halikun illa vechehu lehul hukmu ve ileyhi turcaun ayetinin mealini ifade eden bâki bâki, ya baki entel baki ya baki entel baki iki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyorlar ondandır ki nakşilerin ürü esasından bir kısım bu iki cümle ile kendilerine bir hatmeyi mahsus yapıp muhtasar bir hatmeyi nakşiye hükmünde tutuyorlar madem o azim ayetin mealini bu iki cümle ifade ediyor biz bu iki cümlenin ifade ettiği iki hakikatı mühimmenin birkaç nüktesini beyan edeceğiz. Birinci nükte. Birinci defa ya baki entel baki bir ameliyat-ı cerrahiye hükmünde kalbi masivadan tecrit ediyor, kesiyor şöyle ki insan mahiyeti camiyeti itibariyle mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Hem insanın mahiyeti camiasında hadsiz bir istiadadı muhabbet derc edilmiştir. Onun için insanda umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor insan da umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedi cenneti bahçesi gibi ebedi cennete e, bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. Firaktan daima azap çekiyor. Onun o hadsiz muhabbeti hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. O azabı çekmekte kabahat kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hadsiz isteidadı muhabbet hadsiz bir cemali bakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş o insan su istimal ederek o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor kusurun cezasını firakın azabıyla çekiyor İşte bu kusurdan teberri edip o fani mahbubattan kat'ı alaka etmek o mahbublar onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle mahbubu bakiye hasrı muhabbeti ifade eden ya baki entel baki olan birinci cümlesi baki hakiki yalnız sensin masi ve fanidir fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz manasını ifade ediyor. Madem muhatsiz mahbubat fanidirler beni bırakıp gidiyorlar onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki demekle bırakıyorum yalnız sen bakisin ve senin ipkan ile mevcudat ve bulabildiğini bilip itikat ederim öyle ise senin muhabbetinle onlar sevilir yoksa alakayı kalbe değiller demektir işte bu halette kalp hadsiz mahbubatından vazgeçiyor. Hüsün ve cemalleri üstünde fanilik damgasını görür. Alakayı kalbi keser. Eğer kesmezse mahbubları adedince manevi cerihalar oluyor. İkinci cümle olan ya baki entel baki o hadsiz cerihalara hem merhem hem tiryak oluyor. Yani ya baki madem sen bakisin yeter. Her şeye bedelsin madem sen varsın her şey var. Evet mevcudatta sebebi muhabbet olan hüsün ve ihsan ve kemal umumiyetle baki hakikinin hüsün ve ihsan ve kemalatının işaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Belki cilve-i esma-i hüsnanın gölgelerinin gölgeleridir. İkinci nükte insanın fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime Vahime cihetiyle bir nevi beka tevehüm eder sonra sever. Ne vakit zeval düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Bütün firaklardan gelen feryatlar, aşkı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Eğer tevehümü beka olmazsa muhabbet edemez. Hatta denilebilir ki alemi bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu şu mahiyeti insaniyedeki o şiddetli aşkı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzuyu beka ve beka için fıtri umumi duadır ki baki zülcelal o şiddet sarsılmaz fıtri arzuyu o tesirli kuvvetli umumi duayı kabul etmiştir ki fani insanlar için baki bir alemi halk etmiş hem hiç mümkün müdür ki fatır-ı kerim halık rahim küçük midenin cüz'i arzusunu ve muvakkat bir beka için lisan hal ile duasını hadsiz enva mat'umat mat'umatı leziziyenin icadı ile kabul etsin de umum nevi beşerin pek büyük bir ihtiyacı fıtriden gelen pek şiddetli bir arzusunu ve külli ve daimi ve haklı ve hakikatli kalli halli bekaya dair gayet kuvvetli duasını kabul etmesin haşa yüz bin defa Haşa, kabul etmemek mümkün değildir. Hem hikmet ve adaletine ve rahmet ve kudretine hiçbir cihetle yakışmaz. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir ve madem beka baki zülcelale mahsustur ve madem bakinin esması bakiyedir ve madem bakinin ayneleri bakinin rengini hükmünü alır ve bir nevi bekaya mazhar olur. Elbette insana en lazım iş, en mühim vazife o bakiye karşı alaka peyda etmektir ve esmasına yap yapışmaktır. Çünkü baki yoluna sarf olunan her şey bir nevi bekaya mazhar olur. işte. O ikinci ya baki entel baki cümlesi bu hakikati ifade ediyor. İnsanın hadsiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber fıtratındaki gayet şiddetli arzuyu bekayı onunla tatmin ediyor. Üçüncü nükte. Şu dünyada zamanın fena ve zeval eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir ve mevcudat ise mütedahil daireler gibi birbiri içinde iken hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı oluyor. Nasıl ki saatin saniyelerini sayan dairesi, dakikayı ve saati ve günleri sayan daireleri zahiren birbirine benzer fakat süratte Birbirine muhaliftir. Öyle de insandaki cisim, nefis, kalp, ruh daireleri öyle mütefavittir. Mesela cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli ma'dum ve meyit bulunduğu halde kalbin hazır günden, çok gün evvel, çok gün sonraki zamana kadar daire vücudu ve hayatı geniştir ruhun hazır günden, seneler evvel ve seneler sonraki bir daireyi azime, daireyi hayatına ve vücuduna dahildir. İşte. Bu istiidade bin bu istiidade binaen hayatı kalbi ve ruhiye medar olan marifeti ilahiye ve muhabbeti rabbaniye ve ubudiyeti subhaniye ve marziyatı rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fani ömür baki bir ömrü tazammun eder ve ebedi ve baki bir ömrü intac eder ve baki ve layemut bir ömür hükmüne geçer. Evet baki hakikinin muhabbet Ma'rifet rızası yolunda bir saniye bir senedir. Eğer onun yolunda olmazsa bir sene bir saniyedir. Belki onun yolunda bir saniye layemuttur. Çok senelerdir. Ve dünya cihetinde ehli gafletin yüz senesi bir saniye hükmüne geçer. Meşhur böyle bir söz var ki sinetül firaki senetün ve senetül visali sinetün. Yani firakın bir saniyesi bir sene kadar uzundur ve visalin bir senesi bir saniye kadar kısadır. Ben bu fıkranın bütün bütün aksine diyorum ki visal yani baki sülcelalin rızası dairesinde liveç dillah bir saniye visal değil. Yalnız böyle bir sene belki daimi bir pencere visaldir. Gaflet ve valalet firakı içinde değil. Bir sene belki bin sene bir saniye hükmündedir. O sözden daha meşhur meşhur şu söz var. Ardul felati ma'al a'dai fincanun semmul khiyati ma'al ahbabi meydanun hükmümüzü teyit ediyor. Meşhur evvelki sözün sahih bir manası budur ki fani mevcudatın visali madem fanidir ne kadar uzun da olsa yine kısa hükmündedir senesi bir saniye gibi geçer hasretli bir hayal ve esefli bir rüya olur beka isteyen kalbi insani beka isteyen kalbi insani bir sene visalde yalnız bir saniyecikte ancak zerre gibi bir zevkini alabilir firak ise saniyesi bir sene değil senelerdir çünkü firakın meydanı geniştir beka isteyen bir kalbe firak çenden bir saniye de olsa seneler kadar tahribat yapar. Çünkü hadsiz firakları ihtar eder. Maddi ve süfli muhabbetler için bütün mazi ve müstakbel firakla doludur. Şu mesele münasebetiyle deriz. Ey insanlar fani kısa faydasız ömrünüzü baki uzun faydalı meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır, baki hakikinin yoluna sarfediniz. Çünkü bakiye müteveccih olan şey bekanın cilvesine mazhar olur. Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya aşıktır ve madem bu fani ömrü Baki ömre tebdil eden bir çare var ve manen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür. Elbette insaniyeti sukut etmemiş bir insan o çareyi arayacak ve o imkanı bilfiyle çevirmeye çalışacak ve tevfik hareket edecek. İşte o çare budur. Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillah, liveç lillah, liej, lillah. Rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. Bu hakikate işareten leyle Kadir gibi bir tek gece 80 küsür seneden ibaret olan bin ay hükmünde olduğunu nasıl Kur'an gösteriyor? Hem bu hakikate işaret eden ehli velayet ve hakikat beyninde bir düsturu muhakkak olan bastı zaman sırrıyla çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zaman zamanı bu hakikatin vücudunu ispat eder ve bil fiil vukunu gösteriyor mi'raçın birkaç Saat müddeti binler seneler hükmünde vüs'ati ve ihatası ve uzunluğu vardır. Çünkü o miraç yoluyla beka alemine girdi. Beka aleminin birkaç dakikası şu dünyanın binler senesini tazammun etmiştir. Hem şu hakikate bina edilen beynel evliya kesretle vuku bulmuş olan bazı zaman hadiseleridir. Bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş, bazıları bir saatte bir sene vazifesini yapmış bazıları bir dakikada bir hatme Kur'an'ı okumuş olduklarını rivayet edip ihbar ediyorlar. Böyle ehli hak ve sıdkı bilerek hizmet elbette tenezzül etmezler. Hem o derece hadsiz ve kesretli bir tevatürle bastı zaman haşiye. Hakikatini aynen müşahede ettikleri müşahede ettikleri medarı şüphe olamaz. Şu bastı zaman herkesçe musattak bir nevi rüyada görünüyor. Bazen bir dakikada insanın gördüğü rüyayı geçirdiği ahvali konuştuğu sözleri gördüğü lezzetleri ve çektiği elemleri görmek için yakaza aleminde bir gün. Yakaza aleminde bir gün belki günler lazımdır elhasıl insan çendan fanidir fakat beka için halk edilmiş ve baki bir zatın aynesi olarak yaratılmış ve baki meyveler verecek işleri görmekle tavzif edilmiş ve baki bir zatın baki esmasının cilvelerine ve nakışlarına medar olacak bir suret verilmiştir. Öyleyse böyle bir insanın hakiki vazifesi ve saadeti bütün cihazatı ve bütün isti'idadı ile o baki sermediğinin daire-i marziyatında esmasına yapışıp evet yolunda o bakiye müteveccih olup gitmektir. lisan ya baki entel baki dediği gibi kalbi, ruhu, aklı, bütün letaifi huvel هو الازلي الابدي هو السرمدي هو الدائم هو المطلوب هو المحبوب هو المقصود هو المعبود دمت سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا